Arkadaşlar, Bitlis Eren Üniversitesi 16 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. 29 Aralık'ta ilan duyuruldu ve 12 Ocak 2023'e kadar müracaatlar devam ediyor. Şimdi hangi alanlarda kimler müracaat edebilir? Biz bu konuda size bilgi vereceğiz. Büro personeli olarak bir kişi alınacakmış. Yüksek öğretim kurumlarının büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, büro yönetimi ve sekreterlik ön lisans programlarının birinden mezun olmak gerekiyor. 2022 yılı kamu personeli yani KPSS P93 65 puan ve üzeri almış olmanız gerekiyor. Sözlü ve yazılı sınav yok arkadaşlar. Mülakat yok. Sadece KPSS puan sıralaması esas alınmak kaydıyla alımlar devam edecek. KPSS'den 65 puan ve üzeri almış olmak gerekiyor. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya askerlik ilişiği bulunmamak. Başvuru bitimi tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak. Yani 12 Ocak 2023 tarihine kadar 35 yaşını bitirmemiş olmanız gerekiyor. Dediğim gibi yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın sadece 2022 yılı KPSS puan sıralamasıyla alımlar yapılacak. 35 yaşını bitirmemiş olmak, sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar üniversite yönetiminin belirleyeceği görev yerinde çalışmak zorundadır diyor. Yine bir büro personeli ön lisans mezunu arkadaşlar KPSS P3 puanıyla yüksek öğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı, bilgisayar teknolojileri ön lisans programlarının birinden mezun olmak, 2022 kamu personeli seçme sınavından yani P93'ten 65 puan ve üzeri puan almış olmak, erkek adaylar için askerliği yapmış olmak veya askerlik ilişiği bulunmamak, yine belgelendirmek kaydıyla SGK Sosyal Güvenlik Prim Dökümü en az 2 yıl iş deneyimine sahip olmak, başvuru bitimi tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak, sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar üniversite yönetiminin belirleyeceği görev yerlerinde çalışmak zorundadır diyor. Bir çözümleyici sistem programcısı alınacak lisans mezunu arkadaşlar. P3 puanı gerekiyor. 2022 P3 puanının 60 ve üzeri olması gerekiyor. Üniversitelerin en az 4 yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, haberleşme mühendisliği bölümlerinin elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden mezun olması gerekiyor. Dediğim gibi diğer detaylar için sizler de bu belirtilen nitelik bölümünü okuyun lütfen. Ona göre müracaat edin. 35 yaşını bitirmemiş olmak gerekiyor son başvuru tarihi itibariyle. Bir teknisyen olacak ön lisans mezunu P93 puanının 60 olması gerekiyor. Herhangi bir ön lisans programından mezun olması yeterli. Bir yıl operatörlük alanında bir yıllık deneyimli olması gerekiyor. 35 yaşını bitirmemiş olması gerekiyor. Koruma ve güvenlik görevlisi arkadaşlar. İki kişi, iki erkek arkadaş. Ön lisans, yüksek öğretim kurumlarının özel güvenlik ve koruma ön lisans programlarından mezun olmak gerekiyor. 35 yaşını bitirmemiş olmak, KPSS 60 ve üzeri puan almış olmak gerekiyor şartlar içerisinde, detaylar içerisinde. En az 1.67, bakın 1.67 santimden kısa olmamak, boy ve kilo endeksi dikkate alınıyor, 20 kilo fazlası ya da 20 kilo aşağısı 1.67 ile son 2 santim ile 20 arasındaki farkın, bunu sağlık endeks, boy kilo endeksinizin uygun olması gerekiyor. Onun dışında sertifikalarınızın süresinin en az 6 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartınızın olması gerekiyor. Vardiyalı çalışmaya engel bir durumunuzun olmaması gerekiyor. Yine bir erkek ön lisans mezunu, herhangi bir ön lisans programından mezun olmak, KPSS P93'ten 60 ve üzeri almış olmak, 35 yaşını bitirmemiş olmak, boyu 1.67 santimden kısa olmamak, bunu belgelendirmek, kilo boy endeksinin 20 kilodan az ya da fazla olmamak,
Onun dışında bir kadın koruma ve güvenlik görevlisi, ön lisans mezunu arkadaşlar. Yine özel güvenlik koruma ve ön lisans programından mezun olmak gerekiyor. KPSS T93 puanının 60 ve üzeri olması gerekiyor. 35 yaşını bitirmemiş olmak şartlar içerisinde. 1.60 santimden bayanlarda kısa olmamak ve 1 kilo boy endeksinin 15'ten az ya da fazla olmaması gerekiyor. İki erkek koruma ve güvenlik görevlisi olarak orta öğretim mezunu. P94 puanının 60 ve üzeri, herhangi bir lise ve denge okulu mezunu olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak, 1.67 santimden kısa olmamak, kilo boy endeksinin 20'den fazla ya da 20'den az olmamak endeksinin, temizlik, basit bakım, ısıtma gibi hizmetler için 4 erkek arkadaş orta öğretim mezunu, yine P94 puanının 60 ve üzeri olması, 40 yaş sınırı var arkadaşlar burada. Yine burada 4 erkek arkadaş, yine temizlik, basit bakım, ısıtma gibi hizmetler için 2 bayan arkadaşımız alınacak. Yine orta öğretim, lise ve denge okul mezunu olmak, KPSS P94 puanınızın 60 ve üzeri olması, 40 yaşını bitirmemiş olmak gibi şartlar var. Başvuru şekliyle ilgili olarak bakın, 29 Aralık'ta başladı, 12 Ocak 2023'te son, öncelikle bunu söyleyelim. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabileceklerdir diyor. Birden fazla müracaat olması durumunda değerlendirmeye alınmayacaktır diyor arkadaşlar. Üniversitemizin gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptali, değişiklik yapma hakkına sahiptir diyor. Resmi gazete yayınlandıktan 15 gün içerisinde başvuru yapabilirler diyor. Başvuru yapılacak yer Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Daire Başkanlığı, Rahva yerleşkesi Bitlis adresine şahsen müracaat edilmesi gerekecek. Fax, internet veya posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir diyor arkadaşlar. Ben açıklamalar bölümüne ve yorumlara linki atacağım. Sizler detayları inceleyerek müracaatlarınızı yapabilirsiniz. İletişim telefonu da var. 0434-222-000'dan 1502-1504-1516 daireyi arayarak, daire numaraları bağlatarak da ilgili arkadaşlardan takıldığınız konularda bilgi alabilirsiniz. Hepinize hayırlı uğurlu olsun diyorum arkadaşlar. Sevgiyle kalın.